Şimdi bir template indirip bu template'i nasıl edit diyoruz? Masterpiece sayfasını nasıl tasarlıyoruz? Ve diğer sayfaları bu template üzerinden oluşturmuş olduğumuz Masterpiece sayfa üzerinden nasıl türetiyoruz? Bunları bir görelim. Şurada hazır template indireceğiniz bazı siteler var. Tabii ki ücretsiz. Bunlardan bir tanesi Best GFX Nokita.com bestgfx.com. Sağa sola etrafı reklam doludur. Bu sitede bakın sol tarafta menü var ya. Menüde template'i genişletiyorum. Pat reklam çıkıyor. Daha sonra HTML CSS template'i seçiyorum. Burada düz HTML web sitelerini bana listeliyor. Template'leri. Şöyle bakayım hangisini alabiliriz. Öğlen de yaklaşıyor şu iyi olur. Bakın sağ tıklıyorum menü sekmeni açıyorum isminden. Bazıları indirilebiliyor, bazıları indirilemiyor. Demo yazıyor ya. Demo'ya tıklıyorum. Demo'ya tıklıyorum. Normalde 45 dolarmış. Burada yazıyor. Açılan sayfadan View Demo diyorum. Kapatalım. Aa, site buymuş. Template buymuş yani. Müzik çalan geliyor. Nasıl iyi mi? Tam böyle öğlen vakti. Bunlar çaldığınız fark edilirse ne olur? Hiçbir şey olmuyor. Ben yıllardır çalıyorum. Hiç de şey olmadı. Siz de bunlar Yani siz de bunları yapacaksınız. Bir sıkıntı yok. Şey, orada He, let's click. İkinci sayfaya gittik. Burası var arkadaşlar, tamam mı? Daha sonra bakın bunları yazın isterseniz unutabilirsiniz. CFXRA diye bir site var. CFXRA diye bir site var. Bu şey sağlıklı değil. Template efendim aynen template master var. Best GFX. Template ücretli ya. İşte ücretli, ücretsiz. Şunu bildirmeye çalışalım. Şimdi söyleyince indiremeyiz galiba. Bir tane template seçtik. Onun üzerine yapalım. Bunu yeni bir projede yapacağım. File, New Project diyorum. Yine ASP.NET Empty Web Application seçiyorum. 15.02.07. Ne olsun adı? Template giydir. Template giydir olsun adı. Okey diyorum. Evet, Empty Web Application açıyorum. Şimdi beni izleyin sadece. Zaten burada template'i proje içerisinde indirebileceksiniz. Template olduğu gibi kopyalıyorum, tamam mı? Hati diye bir template var. İçerisinde resimler var.
script dosyaları var, CSS dosyaları falan var. Ben template olduğu gibi kopyalıyorum. Daha sonra size tavsiye arkadaşlar, projeye bir tane klasör ekleyin. İsmi HTML olabilir veya content olabilir. Ben genellikle content diyorum. Content diye bir tane klasör ekliyorum, tamam mı? Buraya geliyorum, yapıştırıyorum. Biraz yapıştırıyorum. Tam geldi. Buradaki index sayfası, bakın görüntüleyeyim. Bu template'deki index sayfası. Biz ne yapacağız? Bu template'deki index sayfası üzerine master page sayfamızı tam üreteceğiz. Edit diyerek. Daha sonra diğer sayfada bu master page'i üreteceğiz. Projeye sağ tıklıyorum. Add new item diyorum. Bir tane master page, web form master page. Adı da site bir master olsun. Ekle diyorum. Bir tane master page ekledi ya. Bakın burayı iyi izleyin. Hatta adımları unutmanızı tavsiye ederim. Şu yukarıdaki directive kısmı hariç diğer kalan kısımları siliyorum. Tamam. Sadece directive kısmı kalıyor. Daha sonra geliyorum. Template içerisindeki index burası var ya. Ctrl A ile hepsini seçiyorum. Kopyalıyorum. Master'ın içerisine yapıştırıyorum. Şöyle. Master sayfası içerisindeki directive kısmı hariç diğer bütün kısımları sildim. İndeksin tamamını kopyaladım. Master sayfasını yapıştırdım. İndeksteki kısmı kopyalayıp direkt master'a yapıştırmamın sebebi şu. Ben editleme işlemini master üzerine yapacağım, değil mi? Sakin ol. Tamam hocam. Mouse'un kablosuna takıldı herhalde ya. Mouse'un kablosu. Neyse, index içerisindeki bütün kodları kopyalayıp master'a yapıştırıp onun üzerine işlemi yapmamın amacı şu. Ben master üzerinde editleme işlemi yapacağım. Kendime göre bir web sitesi tasarlayacağım, değil mi? Dolayısıyla ben index üzerinde işlemi yaparsam önceki web sitesi gitmiş olacak. İlk hali, orijinali gitmiş olacak, değil mi? Ben yanlış bir şey yaptığımda veya geriye bir şey dönmeye çalıştığımda buna ulaşamayacağım. Bunun için index içerisindeki her şeyi kopyalıyorum, master içerisine atıyorum. Ve editleme işlemini master içerisinde yapıyorum. Yanlış bir şey yaptığımda gidip direkt indexten tekrar alabilirim. Veya yani orijinali indexte kalsın her zaman. İlla ki lazım olur. Zaten daha sonra lazım olmazsa siteyi yayınlayacağınız zaman sitenin boyutu büyümesini daha sonra silebilirsiniz. Bu sıkıntı değil. Ama siz siteye girişlerine kadar kopyasını master sayfasına alın. Orijinali kalsın. Sıkıntı olduğu anda indexten bu şekilde yararlanabilirsiniz. Bu artık bizim master sayfamız. Tamam. Şimdi bu master sayfasına arkadaşlar ilk bakacağınız iş özellikle bak üstüne basarak söylüyorum. Bakın üstüne basıyorum. Basarak söylüyorum. İlk yapacağınız iş body içerisinde, nerede body düğümü? Şurada body içerisinde form elemanı var mı? Buna bakacağız. Form elemanı var mı? Buna bakmamın sebebi biz web sitesi programlarken kendi form elemanımızı oluşturuyoruz. Bütün C# kodda bunun içerisine yazıyoruz. Biz kendi form elemanımızı oluşturduğumuz zaman başka bir form varsa uygulama içerisinde birden fazla form olacak ve dolayısıyla çakışacağı için bir tane form çalışmayacak. Çalışmayan form bizim formumuz olabilir. Bu da sakıncalı bir durum. O yüzden önce body içerisinde form etiketi var mı buna bakacağız. Buna kısa yolla şu şekilde bakabilirsiniz. Ctrl F diyorum. Bakın yukarıda arama kısmı geldi. Buraya form yazıyorum. Benim kastettiğim form bu değil. Tek açık form yazalım. Form yazıyorum. Bak form yok. Form olsaydı yapacağım işte burada mesela şurada form yazıyor olsaydı, tamam mı? Bir kısmını. Burayı div'e çevirecekti. Form yazıyor olsaydı div'e çevirecekti. Ve buradaki master sayfa içerisinde bütün formları kaldırmış olacak. Daha sonra şu an form yok ya. Yapacağım diğer işlem body içerisindeki kodları form elementinin arasına almak. Yani
Buraya body'nin altına geliyorum. Abi form değil. Onu üstüne yazınca mı? Ya. Hayır. Run at the server. Aynı işte. Form 1 diyelim. Yazıyorum, tamam mı? Kapanma tagini buradan alıyorum. Kesiyorum bakın. Kesiyorum. Şu div'i kapatalım. Şuraya. Body'den önce geliyorum, buraya yapıştırıyorum. Dolayısıyla body içerisindeki bütün kodları form elemanının arasına almış oluyorum. Bunu sağlamam amacı bütün kodları tek form arasında kalması istedim. Bütün elemanlar tek form arasında kalsın. Tamam. Bunu yaptık. Daha sonra yapacağımız diğer önemli işlemlerden bir tanesi şudur. Buradaki title'ı silelim. Geliyorum buraya. Hit kısmına bir tane content placeholder atıyorum. Bunun amacını anlatmıştım. Amacı diğer sayfalardan, yani masterpage'den türeyen sayfalarda hit tag arasında başlık yazmak isteyebiliriz. Script, o sayfaya özel bir script kodu yazmak isteyebiliriz. O sayfaya özel bir script kodu yazmak isteyebiliriz. Bunun için hit kısmına biz bir delik açalım ki diğer sayfada bu delikleri istediğimiz şekilde doldurabilelim. ID'sine de hit content diyorum. Daha sonra buradaki bakın şu işlemde şurada en çok kullanacağımız yöntemlerden bir tanesi geleceğiz sağ tıklayıp öğeyi denetle diyeceğiz. Inspect element. Adam siteyi tasarlarken header kısmı için bir tane div açmış. ID'sine heat demiş. Div kısmı burası. Header kısmı burası. Slider için, buradaki resim için bir tane OL açmış. Class'ına slides vermiş. Bu şekilde li diye resimleri basmış. Orta alan için, şu orta alan için main diye bir tane div açmış. Bakın burası orta alan diye illaki main vermek zorunda değilsiniz. İstediğiniz ismi verebilirsiniz. Adam main demiş. Genellikle de böyle isimlendirilirler. Bu orta alan bakın main üzerine geldiğiniz zaman burada bitiyor. Görüyor musunuz? Oradaki mavi çizgi bitiyor. Daha sonra burada about hat yazan yerde başlıyor. Footer kısmı içinde yine bir tane div açmış. Footer da buraya almış. İsmi de foot demiş. Güzel. Footer hit sabit. Bizim footla hitimiz sabit kalacak. Footla hitimiz sabit kalacak. Bunları kendi web sitesimizde tasarlayacağız. Bu main kısmı için bir tane delik açacağız. Bu delik diğer sayfalardan tasarlanacak. Slider'ı kaybetmememiz lazım. Çünkü ana sayfada veya başka herhangi bir sayfada slider lazım olabilir. Slider'ı bizim ayrıca almamız lazım değil mi? User control. Aynen öyle. Onda ben slider'da bir user control tasarlarsam slider'ı istediğim sayfaya hangi sayfada kullanacaksam oraya sürükleyip bırakırım. O sayfada user control sayesinde slider'ı kullanabilirim. Gelelim ilk başta hit kısmını kendi web sayfamıza göre tasarlamaya. Bakın image logo demiş. Yani şurası. Bakın burası sağ tıklıyorum, öğeyi denetle diyorum. Heat içerisinde, one foot içerisinde, logo içerisinde, h1 içerisinde, ahdev içerisinde bir tane image var. Source image logo. Burası kalsın böyle. Daha sonra burası için one foot immobile diye bir tane div açmış. İçerisinde OL açmış. D'lerle basmış, görüyor musunuz? Ama adam bunu burada select işlemiyle yapmış. Select yapmış. Select bir UL çıktısı veriyor. Option'larda her seferinde bir li çıktısı veriyor. Demiş ki burada portfolio. Portfolio olmasın. Ana sayfa olsun mesela. O Leli. Portfolio. Burası neresiymiş? Option diye verdi.
site içerisinde bir combat varmış ama nerede olduğu görünmüyor şu an. Orası değil, bizim değiştirdiğimiz yer şurası. Portfolyo, ana sayfaya sınırlı. AHDF'ine gidiyorum. Diyorum ki default.acpx. Default.acpx yazıyorum AHDF'ine. Burada hakkımızda yazsın. Buraya birazdan göstereceğim. Buraya da geliyorum. Hakkımızda nokta ACPX yazıyorum. Buraya da şimdi gelelim çözümlerimiz. Çözümlerimiz. ACPX yazıyorum. Sadece şöyle de yazalım. Ne olsun? Referans nokta ACPX olsun. Burası da iletişim olsun. İletişim nokta ACPX diyorum. Şuradaki li'yi de siliyorum. Bu Bamford var ya, şu üçüncü kısım, şurası kısım. Bakın burayı şöyle kapattığım zaman burayı da yine götürüyorum. Featured Projects demiş. Şurası. Featured Projects demek gelecek projelerimiz mi diyor? Çalışmalarımız diyor. Çalışmalarımız dedim. Tamam. Geldik slider kısmına. Ne dedik? Slider kısmını bir user controller olarak tasarlarsak, hangi sayfada biz bu slider'ı kullanacaksa direkt user controller sürükleyip o sayfaya bırakırız. Dolayısıyla slider'ı o sayfaya entegre etmiş oluruz dedik, değil mi? Sonra geliyorum, bir tane projeye sağ tıklıyorum. Add new item diyorum. Webform user control. Buraya diyorum ki slider control. Slider control isminde bir tane user control tanımlıyorum. Buradaki OL class slider demiş ya. Burayı komple seçip kesiyorum. Buraya yapıştırıyorum. Daha sonra main kısmında bir dursun. Footer kısmı için. Ne varmış footer kısmında? Bunlar yazmış. Diz demo falan demiş. Yani şurası, şuradan kastediyor. O derste öğrenmelik yapılmış. Bir epey çalınmış. He? Ödünç çaldı. Ödünç çaldı. Sosyal. Bizi takip edin. Sivas lan burası, kim kimi takip ediyor? Allah'a çırp çırp. Çırp çırp neymiş ya? Elimle yalan sürdüm. Hadi. 2015. Hadi. Evet. Dörtlü. Logaritm hakkı saklıyor. Hangi tarafı koruyor mu? Footer'da bu şekilde kendimize göre editledik. Header kısmı zaten halletmiştik. Geriye şurası main kısmı kaldı, değil mi? Şimdi bu main kısmı önemli arkadaşlar.
Dünyanın sakat olacak. Şimdi bu kısım ana sayfada olması gerekiyor değil mi? Bu kısmı ana sayfada olması gerekiyor. O zaman gelirim. Bakın burayı kesiyorum. Burayı kesiyorum. Buraya bir tane content placeholder atıyorum. Diyorum ki ismine main content diyorum ismine, tamam mı? Ne yaptım? Buraya bir tane delik açtım değil mi? Bu sayede diğer sayfalarda buraya müdahalede bulunamayacaklar. Buraya müdahalede bulunamayacaklar. Buraya da yine müdahalede bulunamayacaklar. Sadece müdahale edebilecekleri kısım şu orta kısım. Bunu sağlamış oldum. Görüyorsun, sadece bu kadar oldu. Daha sonra geliyorum. Projeye sağ tıklıyorum. Add new item diyorum. Web form with master page seçiyorum. İsme diyorum ki default.asp.x. Ekle diyorum. Hangi master sayfasını kullanayım diyor. Site 1 master'ı kullanıyorum. Bakın burada main content var ya. Geliyorum bu main content içerisine. Master page sayfasında kopyalamış olduğum main kısmı var dediği. Bunu yapıştırıyorum. Aynen, hit kısmına gelelim. Buraya bir Twitter açalım. Ana sayfa diyelim. Bu şekilde. Ve diyelim ki B403 hakkında. Çok özür dilerim. B403 B403 kendi çapında yazılım öğrenmeye çalıştım. Buran topraklarda inişip gelmiş. Anadolu insanlar. What we do? Biz ne yapalım? Ne yapalım? B403 ne yapalım? He? B403 otomasyon. Ne kadar elinde kalacağını düşünse de aslında elinde kalmadan yazabilecek kapasiteye sahiptir. Ama ve lakin kendisi bunun pek farkında değildir. B403'ün kapasitesi. İki yedi hızlandı. 12 kişilik kapasite varken bunu sadece 2, 4, 6, 7 yani sadece 8 kişisini doldurarak başka bir şey gelmedi aslında. Burası bu kadar da açıklı. Son projelerimiz. Olamadı. Bu ne kadar molalı bu yani.
Bu resimlerde kalsın yine. Şimdi bu sayfayı bir görüntüleyeyim mi? Hayır. Ne kadar güzel oldu. Çok güzel oldu. Ne resim var, ne tasarım var, ne JavaScript var, hiçbir şey yok. Öbürünü satmaya çalışsak? Bildiğin yani bembeyaz bir ekran, üzerinde bizim yazdıklarımız var. Hiçbir şey yok değil mi? Bunun sebebi ne biliyor musunuz arkadaşlar? Bunun sebebi şu. Ya CSS aslında her şey. Aynen, CSS aslında her şey. Güzel bir söz. Bunun sebebi şu. İndeks sayfasındaki bizim template'imizi alıp indeks sayfası var ya. Buradaki indeks sayfasına bakın, hit kısmına gideyim. Demiş ki bakın mesela burada. Script için script şeysi almış da direkt script şeysi yazdığı için bunu direkt projenin içerisinde arar. Ama halbuki bu content'in içerisinde, header'in içerisinde script şeysi yolu bu şekildedir. Daha sonra stil dosyası style css demiş. Halbuki style css content'in içerisinde, header'in içerisinde biliyor musun? Aynen öyle. Arkadaşlar bunun için bu işlemi yaptıktan sonra image dosyasını, script dosyasını ve CSS dosyalarını, şu an birer tane olduğu için sadece bunlar alacağım. Birden fazla varsa bunların hepsini almak zorundasınız. Bunları kopyalayıp projenin üzerine bu şekilde yapıştırmanız gerekiyor. Bu kolay yöntem. Şimdi bunu yaptık mı düzelecek. Daha profesyonelce bir yöntem var. Bu da direkt script şeyse demiş ya. Gideceğiz slash content slash hati slash script şeyse yazdı. Bu daha profesyonel. Yerini belirtmek kısmı. Ama şu an hani bir tane olduğu için çok sorun değil. Yapılabilir. Ama bir 10 tane 15 tane script dosyanın olduğu, 10 tane 15 tane CSS dosyanın olduğu template ile uğraşacağız. O zaman karışacağı için şu an buna girmiyorum. Bir dahaki template kısmında düzenleme o şekilde yapalım. Şimdilik bu şekilde kalsın. Image'i, script'i ve style dosyalarını buraya atıyorum. Dolayısıyla script css diyor ya, direkt projenin altında script css'e ulaşabileceği için ve style css dosyasına ulaşabileceği için tasarım kaymamış olacak diye ümit ediyorum. Burada mı? Burada. Oh. Bakın, başarılı bir şekilde CSS işlemiş oldu. Yukarıda bizim yazdıklarımız var, çalışmalar var. Hocam, slider'ı unuttuk. Bileyim, slider'ı alalım. Default sayfasında şuradan main kısmından önce slider olacak değil mi? Geliyorum, Storage Explorer'da slider kontrolü sürükleyip buraya bırakıyorum. Bakın, yürüyüp yukarıya kendi otomatik bir register directory attı, görüyor musunuz? Şimdi açalım sayfayı. Sanki sadece biraz büyük. Bakın. Ana sayfa hazır, bitti. Ne varmış başka hakkımızda? Gidelim bir hakkımıza sayfası ekleyelim. Buraya sağ tıklıyorum. Add new item diyorum. Tamam mı? Hakkımızda nokta ASPX diyorum. İşte bir master'dan türesin diyorum. Buraya açıyorum. Hatta şöyle yapalım. Hakkımızda sayfası diyorum. Bakın buraya hakkımızda sayfası geliyor. Ana sayfaya tıklıyorum. Ana sayfaya gidiyorum. Hakkımızda da tıklıyorum. Hakkımızda gidiyorum. Yani şu artık aklımıza sayfası için orta alandaki içeriği tamamladığı zaman aklımıza sayfası lazım. Şimdi sizden çözümlerimiz, iletişim ve referanslarımız için 3 tane sayfa tasarlamanızı ve ortalarına herhangi bir şeyler yazmanızı istiyorum. Bana sürpriz. Hı? Evet, template yok değil mi? Vay. Tomaya geldik. Sağlık olsun bakalım. O zaman ben yapayım. Nasıl yapıyoruz Mustafa?
Ne yapacağım? Çözümlerimiz için sayfa ekleyeceğim. Solution Explorer'dan. Aynen. Şu projenin üstüne sağ tıklayıp Inviting deyip Web form with master page diyeceğiz. Üstün ismi bir sayfanın. Çözümlerimiz. Çözümlerimiz. Şimdi bitti. Mustafa'nın çözümleri. Şunu yapalım değil mi? Şurada. Twitter kısmında. Çözümlerimiz yazsın. Bu işi sevdim ben ya. Hakkımızda kısmında şurada. Ve yani 3 saatten de 3 saat bile çok olabilir yani. İşte 2 saatte. Size statik bir web sayfası hazırlama bu işte. Hadi CSS'i de sıfırdan yazın. He? CSS'i de sıfırdan yazın. CSS'i. Bak. Bizim işimiz web sayfa tasarlamak değil. Bizim işimiz web sayfası editlemek. Editlemek için de bir template olması lazım. Onunla işte bir yerde ediniyoruz. Hani referans false page. Aslında ilk şey yapalım kurulur. He? İlk bir şey yapalım kurulur. Her şey hazır. Yani. Biz yarın yapacağız, bir gün yapacağız. Daha çok şey yapalım. Tamam. Tamam. Ödemiyorum. Bir ticaret sitesi yaptığımızda bir de ne vardı? İletişim varmış. Sağ tıkla proje. Add new item. Okey. Çünkü burada bizim orada master page olduğunda bir master page daha var. Ne master page bir şey yazıyordu. Bir solution explorer'dan bir master page. Hangisi? Web form with master page var. Master page yazın sadece. Alttaki. Ha, nest master page. Bu da master page içerisinde master page. Yani şeyin miras arıyor. Master bir master page oluşturuyorsun. Bir master page daha oluşturuyorsun. O onun miras arıyor. Bir tane sayfa oluşturuyorsun. Bu bundan alıyor. Bu da bundan alıyor. Başka İç içe master page. Onu içe değil mi? Onu da içeriz. İç içe. Sanki Inception. Bakın. Hazır işte. Neyse, hazır hocam ya. Hazır bakın. Şimdi dağılalım.